II. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yılları arasında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu, gerek uzunluğu, gerek askeri, siyasi ve ekonomik potansiyeli nedeniyle Osmanlı tarihindeki demir yollarının en büyüğü ve en önemlisiydi. Bu demiryolunun inşa fikri Alman asıllı Amerikalı mühendis Charles Zimpel tarafından Kızıldeniz ve Şam'ı birleştirme düşüncesine dayanıyordu. Ancak Osmanlı'nın siyasi ve iktisadi şartları nedeniyle hayata geçirilemezken İstanbul'la Hicaz'ı birleştirecek bir hattın yapımına dair birçok proje hazırlanmıştı. Proje sayesinde daha fazla Müslüman kısa sürede hac vazifesini yerine getirebilecekti. Dini açıdan sağlayacağı kolaylıklar kadar gündeme gelmese de demiryolu projesinin en önemli amaçlarından biri asker sevkiyatını daha hızlı gerçekleştirmekti. Proje milli bir politika olduğundan Osmanlı topraklarındaki sanayi ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak hattın geçtiği yerler gelişecekti. Projenin hayata geçirilmesine karar verilen 2 Mayıs 1900'de İstanbul'da komisyon kuruldu. Bu komisyon hattın inşası için gerekli olan ray, vagon, lokomotif, çimento gibi ürünlerin temini, mühendis ve memurların tayini, çalışmada görev alanların maaşlarının ödenmesi ve faaliyetlerin denetlenmesi görevlerini üstlendi. Projenin teknik işlerinin başında ise Alman mühendis Meissner bulunuyordu. Hicaz Demiryolu'nun inşasına Sultan Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümüne denk gelen 1 Eylül 1900'de Şam'da başlandı. Hattın genişliği raylardan itibaren 1 metre 5 santim olarak belirlendi. 1 Eylül 1901'e gelindiğinde 11 kilometrelik bölüm törenle açıldı. Böylece hattın tamamlanan ilk bölümü de gün yüzüne çıkmış oldu. 1 Eylül 1902'de hattın tamamlanan ikinci bölümü Suriye ve Ürdün arasında yer alan Dera Zerka kısmıydı. Bu bölümün de resmi açılışı 1 Eylül 1902'de yapıldı. 7 Kasım 1902'ye gelindiğinde hattın 20 kilometrelik bölümü Zerka-Amman kısmı tamamlandı. 1 Eylül 1903'te hat Ürdün'ün Man şehrine kadar ulaştı. Eylül 1906'ya gelindiğinde ise Şam-Hicaz hattında 800 kilometrelik mesafe tamamlanmış oldu. 1 Eylül 1908'e gelindiğinde Hicaz Demiryolu hizmete açılmıştı. Hattın uzunluğu 1464 kilometreye kadar ulaşmıştı. Hayfa-Şam hattında her gün, Şam ve Medine hattında haftada 3 gün seferler düzenlenmeye başlamıştı. Demiryolunda her şey düşünülmüş, en ince ayrıntısına kadar hesap edilmişti. Medine tren istasyonuna birkaç kilometre kala lokomotifin gürültüsüyle Hazreti Muhammed'in ruhaniyeti rahatsız olmasın diye raylara keçe bile döşenmişti. Aynı zamanda istasyona inen yolcuların namaz kılması ve dinlenmesi düşünülerek istasyonun hemen yanı başında Sultan Abdülhamit'in adını taşıyan Hamidiye Camii yaptırılmıştı. 8 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek Osmanlı İmparatorluğu ve bölge için büyük faydalar sağlayan bu demiryolu önemli askeri, siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçlar doğurdu. Birçok şehrin ve yerleşim biriminin ekonomisi hızla gelişti. Aynı şekilde imar ve inşa faaliyetlerinin artmasında ve birçok kamu binasının yapımında demiryolunun bölgeye getirdiği değişimin önemli faydası olmuştu. Ancak bu demiryolu projesi o dönemde Orta Doğu'da faaliyetlerini artıran İngilizlerin hoşuna gitmedi. Demiryolunu askeri amaçla kullanılacağını öngören İngilizler, projenin durdurulması için ciddi baskılar yaptı. Bölgedeki Arap kabilelerini örgütleyerek, demiryoluna saldırı, sabotajlar düzenleyerek hattı işlemez hale getirmeye çalıştılar. 1914'te 1. Dünya Savaşı başlayınca Hicaz Demiryolu'nun yönetim ve işletimi Harbiye Nezaretine, yani Savaş Bakanlığı'na devredildi. 1916 yılına kadar Osmanlı'ya dost gibi görünmeye çalışan Mekke Emiri Şerif Hüseyin, İngilizlerle işbirliği yaparak 5 Haziran 1916'da Osmanlı'ya karşı isyan başlattı. Cihan Harbi'nin tüm şiddetiyle sürdüğü dönemde Osmanlı Devleti 9 cephede savaş veriyordu. Bağdat, Hicaz, Ürdün ve Kanal cephelerinde büyük kayıplar verildi. Osmanlı yönetimi bu saldırıları durdurmaya ve hattı korumaya yönelik tedbirler artırsa da şiddetli çarpışmaların ve asker kayıplarının önüne geçemedi. Hicaz Demiryolu hattına Şerif Hüseyin ve Arap isyancıları tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar İngilizler tarafından organize edilmiş ve iki İngiliz subayı ile birlikte Arabistanlı Lawrence adıyla bilinen İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence gönderilmişti. Peki Arabistanlı Lawrence olarak bilinen bu casus kimdi? 1916-1918 yılları arasında Arap ayaklanması ve Sina-Filistin cephesi gibi olaylarda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı üstlendiği rol ile tanınır. Bölgedeki Arap aşiretlerini silahlandırarak Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarında yardımcı rol üstlenmiştir. Buradaki rolü nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak tanınmıştır. İlk tayin yeri olan Kahire'de İngiliz askeri haber alma servisi için çalıştı. Ekim 1916'da Arap milli faaliyetlerini rapor etmesi için çöle gönderildi. Lawrence, Akabe ve Şam'ın işgalinde de önemli rol aldı.
Araplarla geçirdiği zaman zarfında onların gelenek ve yaşantılarına adapte oldu. Deve ile seyahat edip sıkı bir dostluk kurduğu Prens Faysal'ın hediye ettiği yerel kıyafetleri giydi. Arabistanlı Lavrensi tarafından örgütlenen Arap isyancılar Hicaz demiryolunu hedef aldı. 1917'de gerçekleştiren saldırıda Hicaz demiryolunda hareket halinde olan tren havaya uçuruldu. Havaya uçurulan tren raylardan çıkarak çöl topraklarında yan yatarak durabildi. Trende bulunan Türk askerlerini, sivilleri, herkesi öldürdüler. ...1962 yapımı Arabistan Lavrensi filminde Osmanlı treninde düzenlenen bu pusuyu gösteriyor. Günümüzde bu tarihsel olaylara dayanarak bir video oyunu bile bulunmaktadır. Battlefly 1 oyununda Lavrensi'nin Osmanlı treninde düzenlediği saldırı ve sabotaj sahnesini görebilirsiniz. Modern devletlerin kurulmasından sonra Hicaz demiryolu fiilen işlevini yitirse de hat üzerindeki bazı istasyonlar bugün hala ayakta durmaktadır. Şam ve Kudüs istasyonları sergi ve turistik ziyaretler için kullanılırken Medine istasyonu bakımlı ancak boş tutulmaktadır. Amman istasyonu ise aktif olarak çalışarak Akabe'ye giden trenlerin kalktığı ana merkez olarak kullanılmaktadır. Ürdün tarafından restore edilen Ram Vadisi'ndeki Osmanlı-Hicaz Deniz Yolu'nda ise Arap isyanını ve trenin ere geçirme sahnesini turistler için yeniden canlandırıyorlar. O gün saldırıda devrilen tren bugün hala çölün ortasında öylece durmaktadır. Suudi Arabistan Devleti tarafından gelen turistlere Osmanlı'ya karşı alınmış bir zafer ve bağımsızlık sembolü olarak tanıtılmaktadır.